Evet, kaydı da başlattım. Efendim herkese iyi dersler diliyorum. Söz Emin Bora Demirel, Tango Alfa 2 Fox Echo'nun ikinciden birinin. Bugün bol bol CW duyacağız ve konuşacağız. Evet. Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Bir özürle başlayayım. Dediğim gibi bir COVID pozitifliğim sebebiyle zaman zaman Volkan'a şeyi devrederim ve bir temizlik yapar tekrar gelirim. Şimdi ben programların işleyişini şöyle bir anlatmak istiyorum. Ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Nasıl oluyor? Bugün aslında ağırlıklı olarak bunu ayırmak istiyorum. Çünkü daha önceki tecrübelerimde gördüğüm kadarıyla bizim bir problemimiz var. Bu problemlerden en önemlisi, bir problemimiz var dedim. Birkaç birbirine bağlaşık problem var. En önemlisi karakterleri birbirinden nasıl ayıracağız sorusu geliyor. Yani ben şimdi bir şey yollayacağım. Bu karakteri nasıl ayıracağız? Karakterlerin ayrılması. Sonra benim gönderdiğim eğitim sisteminde beşli gruplar halinde gönderiyoruz biz karakterlerimizi. Bunları nasıl ayıracağız? Veya farkı ne? Kaçırırsam ne yapmam lazım? Veya benim tepkim ne olmalıdır? Önce şöyle başlayayım. Karakterlerin ayrılması için eğer daha önce hiç çalıştıysanız veya nokta çizgi bağlamında düşündüyseniz sakın bunu yapmayın. Çünkü nokta çizgi olarak mümkün değil ki bir hızın üzerine çıkabilmeniz ve yanlış olur. Dolayısıyla bu bir ritimdir arkadaşlar. Bir müzik veya bir ritim olarak bunu algılayın. Eğer ritim olarak algılarsanız o aradaki sürat değişiklikleri de hiç kaybolmaksızın yine size aynı harfi almanızı sağlar. Şu anda bütün gönderimlerimiz 23 ila 25 BPM arasından yapacağız. Valla kontestlerde de bu ara kullanılıyor. Ben merak etmeyin. Yani öyle çok fazla değil. Yalnız onlarda harf aralarını biraz daha kısaltıyorlar. Ama 23-25 BPM. Yani ha çok hızları yok mu? Var tabii ki. Kimdir bunlar? Bunlar QRQ veya UQRQ diye ayrılırlar. Oldukça hızlılardır ve genelde band başlarını kullanırlar. 7001, 7000, 7002, 7003 gibi band başlarını kullanırlar. İlk band başlarında ilk zamanlar çağrı yapmazsanız hani şey dedim ne diyeyim daha sizin için kolay olur. Çünkü oradakiler hakikaten hızlı insanlardır. Ama hızlı insanlardır. Size cevap vermezler veya sizi zorda bırakırlar anlamında düşünmeyin. Bu sadece oraların hani biraz daha bu insanlara ayrılmış olduklarını düşünün. 7010. 7000 için konuşuyorum. 7010, 14010, 15, 17. Git yani üst tarafta çalışırsanız çok daha iyi olur. Peki kimlerle çalışacağız? Temel kural şudur. Siz hangi hızda alabiliyorsunuz iseniz o hızda gönderin. Niye böyle söylüyorum? Çok basit. Siz hızlı gönderebilirsiniz. Aldığınızdan çok çok daha hızlı gönderebilirsiniz. Buna emin olabilirsiniz. Ama hızlı gönderdiğiniz anda kaç tarafta size hızlı gönderir? Ondan sonra dur 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 diye adama durdurup yavaş 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 diye veya tekrar ettirmek zorunda kalırsınız. Bu duruma düşmeyin. Yavaş gönderin. Hatta alabildiğinizden bir çıt yavaş gönderin. Karşıdaki radyo amatörü mutlaka ve mutlaka sizin hızınıza düşecektir. Bunlar zaman zaman bahsedeceğiz. İşletme genel uygulamaları, kurallar demeyeceğim. Teamül diyeceğim eski tabirle. Çok kişi anlayacaktır. Teamüller böyledir. Ama alabildiğiniz hızda gönderin. Şimdi gönderme derken şunu özellikle söylemek istiyorum. Bütün harfler bitip alma işini halletmeden asla ve asla gönderme tuşuna basmayın. Çünkü göndermeyi öğrenmeniz 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika içinde aldığınız hızda gönderebilir hale geleceksiniz. Ama asıl olan almanızdır. Dolayısıyla alma öncelikli olduğu için lütfen almaya önem veriniz. Bol bol dinleyiniz. Şimdi aslında benim planım 10 veya 11 hafta sürüyor.
bu işlerle ilgili. 11 haftanın sonunda harflerimizi, rakamlarımızı ve işaretlerimizi çok kullan, yani işaretlerimizi bitirmiş olacağız. Sizler de havada duyduklarınızı anlaşılır halde dinler olacaksınız. Arada kaçırabilirsiniz, arada atlayabiliriz. Yine bazı aksilikler çıkabilir. Atlayabiliriz ama linklerden takip edin. Eskiden ben bunun hazırlığını yapmıştım ama İstanbul'a dönünce tabii maalesef o kasetleri gösteremeyeceğim size. Eskiden kasetler vardı. ARRL'nin kasetleri vardı ve ben arabada bunları dinlerdim. Edra Edin vardı. Ege Radyo Amatörleri Derneği diye. Şimdi öyle bir dernek yok ama Edra Edin kitabı ve katalog şeyleri vardı. Ve bunlarla dinlemekle başladık. Öncelikle dinleyin. Ve arada bir şey söyleyeceğim. Bu algıda seçicilik konusu girecek ve sizden bunu rica edeceğim. Bir dinleyin bakalım ne diyor diye. Bu konu önemli. Niye? Biraz sonra örneğini vereceğim. Bir yeri dinlemenizi isteyeceğim. Bir radyoyu dinlemenizi isteyeceğim. Yani normal yayın yapan bir radyoyu dinlemenizi isteyeceğim. Bakalım ne diyor, anlayabilecek misiniz? Gerçi ben radyonun ismini söyleyince siz anlayacaksınız ama jenerik kısmında dinleyin. Arkadan CW geliyor. Ben önce şey dedim, herhalde dedim ben çok çalıştım. Gayipten sesler duyuyorum. Her şeyi CW'ya benzetmeye başladım. Olmaz bu kadar dedim. Rahmetli İki Bravo Kilo, Bahri Kaçan abim. Abi dedim yani ben herhalde çok çalıştım. Ve arkadan sesler duymaya başladım. Yok oğlum dedi, o radyonun jingle'ında var dedi. Oh dedim abi yani. Hani bu işe gönül verdim ama o kadar da olmasını beklemiyordum. Evet. Radyonun jingle'ında bir CW gönderiyor. Şimdi göndermeyi de bu şekilde dikkat ederseniz sanırım yerinde olacak. Şimdi bizle çalışırken biz bu programın hem kalıcı olması hem de daha sonradan seyredilmesi için yine Volkan ve Barış arkadaşlarımız buluta yükleyecekler ve kaydedecekler. Yalnız 10 hafta tabii uzun bir süre. Bir de haftada bir gün yapabiliyoruz. Aslında 2 güne 1 olması çok daha verimli olur ama büyük şehir şartlarında maalesef ki 2 güne 1 şey yetiştiremiyoruz. Eğer hani evde kızım olmasaydı ben 2 güne 1 yetiştirirdim ve çok daha da güzel olurdu. Daha hızlı ilerlerdik ama sizden ricam şu. Öğrendiklerinizi dinlemeye çalışın. Havada dinleyin. Kendinize kayıt mı yaparsınız? Başka bir şey mi olur? Dinleyin. Peki arada alamadığınız harfler olacak. Hiç mühim değil. Bunları zamandan zaten göreceksiniz. Zamandan o mefhum ya da o karakterler kafanıza işlenecek. Siz artık düşünmeyeceksiniz. Zaten düşünmenizi istemiyorum. Asla ve asla düşünmeyin. Bugünkü antrenmanınızın sebebi de o. Şimdi bugün ne yapacağız? Tabii ki çalışmalarımız sırasında muhakkak kağıt ve kaleminiz olsun. Bugün ben size ilk başta hiç harf vermeyeceğim. Sadece 1, 2, 3, 4, 5 tane beşli grup yollayacağım. Sizden istediğim, daha önce çalışmışlar veya harfi biliyor iseniz yazabilirsiniz. Bir problem yok. Ama harfi bilmiyorsunuz, çalışmadınız ya da hiçbir bilginiz yok. Sadece çizgi atın. Yani bu şunu getirecek. Harf nerede bitiyor? Harf nerede başlıyor? Bugünkü antrenmanımız bu. Daha sonra ki bu süreyi 1 saatte tutmayı planlıyoruz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. İlk 15 dakikadan sonra, 15-20 dakikadan sonra artık algıda zorlanmaya başlıyoruz. Ve üst üste gelmesi hatalara sebep oluyor. Sizde bıkkınlık yaratıyor. Ya ben alamıyorum diyorsunuz. Ha, ilk aldığınız harfi ya bugün alamıyorum demeye başlıyorsunuz. Bu sizde değil. Bu çalışma sistemimizden oluyor. Çünkü ARL diyor ki 15 dakika diyor. Günlük 15 dakikalık periyotlarla çalışın diyor. 15 dakikalık periyotlarla arada zaman verin diyor. Tekrar çalışın diyor. Ama 15 dakikayı geçirmeyin diyor. Ama tabii bizim böyle bir imkanımız yok. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızı belli bir zaman dilimi içinde. Evet, belki 7. haftadan itibaren 1 saati geçeceğiz. Çünkü eski harfler, eski şeyleri tekrar edince geçeceğiz. Ama inşallah bu eğitimin sonunda da hep beraber havada olacağız. Güzel bir fırsat yaratırız. Volkan'da inşallah hep konuşuyoruz. Ayarlarız ve bir konteste de katılırsak aslında tadından yenmeyen bir olay olur gibime geliyor. Yani konteste devamlı katılmak değil de biz kontest ayarlayıp
Gelenler 10 dakika, 15 dakika. Manitlenin başına bile oturabileceksiniz arkadaşlar. Yani Kontes'i gelip seyretmeyeceksiniz. Manitlenin başına bile oturabilirsiniz. Yavaş gönderin. Ha, bizler orada olacağız yani. Yavaş gönderin. Kimse size şey yapmaz. Hani yavaş gönderdiniz diye şey yapmaz. Sitem etmez yani. Biz çünkü skora gitmiyoruz. Skora gitmediğimiz için de yavaş yavaş logumuzu yapar ve göndeririz. Evet. Şimdi buraya kadar anlattıklarımdan sorusu olan var mı? Mikrofonları açıp sorabilirsiniz. Şu anda 20 kişiyiz ama bir el kaldırma görmedim ama soru sorabilirsiniz. Var mı sorunuz? Okey. O zaman devam edelim. Şimdi siz kağıt kalemlerinizi hazırlarsanız ben önce bir test yapacağım. Audioyu sizler nasıl duyuyorsunuz? Bir aksaklık var mı? Ondan sonra da beşli gruplara başlayacağım. Duyabiliyor musunuz? Bir problem var mı? Tamam. Çok güzel. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane beşerli grup göndereceğim. Her beşerli grubun arasında bir boşluk bırakın. Harfi alabiliyorsanız alın. Alamıyorsanız ben harf istemiyorum. Çizgi istiyorum. Her harfin boşluğunda çizgi istiyorum.
Evet, son gönderdiğim ARE, gönderme sonu anlamına gelen CW'deki bir kısaltmaydı. Şimdi, daha önce çalışmış olanlar, bilmiş olanlar olabilir. Arada harf alabilenler var mı? Kemal abi sana sormuyorum. Evet, Teoman Bey aldım diyor, güzel. Ben de aldım. Arman abi evet, sen de aldın. Öncelikle... Tamam. Sana geçmiş olsun diyorum buradan. Abi sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Muhsin Bey almış. Osman Bey almış. Evet çok güzel. Şimdi ne yaptık? Grup gönderdik. Beşli grup gönderdik. Ve hızımız 23 VPN'di. Şimdi 23 VPN'le aynı gruptan bir tanesini, hatta ilk grubun ikinci grubunu göndereceğim. Fakat süratli göndereceğim. Almanız gerekmiyor. Sadece aradaki farkı size göstermek için. VPN'di bu da. Hatta iki grup göndereyim. Farkını da görün. Gördüğünüz gibi 23 VPN gönderiyorum. Sadece ne yaptım? Aslında harflerin arasındaki boşlukları kısalttım. Dolayısıyla süratim artmış gibi oldu. Onun için bizim için çalışmamızda 23 ile 25 VPN arası gayet efektif bir çalışma aralığıdır. Dediğim gibi kontestlerde bu şekilde bu süratlerde devam eder. Volkan 30 saniye bana müsaade. Hay hay. Yeni gelen dostlarımıza da tekrar merhaba. Vallahi 23 kişi olduk. Emin gelene kadar. Ben bir yandan gelenleri de kabul ediyorum. Bir yandan da buraya not almaya çalışıyorum gönderilenleri. Vallahi bayağı zormuş. Yok Volkan, zorluk yok. Sadece şöyle, hep söylediğim bir şey var. Şimdi şu müzik ritmini alışmaya çalışın. Şimdi aynı grupları harf olarak geçeceğiz. Bugünkü ilk çalışma harflerimiz alfa, delta, kilo ve india. Demin gönderdiğim grupları göndereceğim ama artık harfleri göndererek alacağım. Öncelikle her harf grubunu, alfayı, deltayı, kiloyu ve india'yı beşerli grup olarak bir defa göndereceğim. Hatta isterseniz bir kere daha gönderirim. Her gönderdiğimde tekrar edeceğim. Sizin kafanızda oluşması açısından. Arkasından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane beşli grup göndereceğim. Ve sizlerden almanızı isteyeceğim. Yine 23 VPN'le göndereceğim. Alabildiğinizi alın. Sizden tek ricam, harf neydi diye düşünmeyin. Hemen geçin. Çünkü o kafanızda oluşacak bir müddet sonra. Eğer harf neydi diye düşünürseniz sonra gelen harfi kaçırırsınız. Buradaki en büyük püf noktası budur. Harfleri düşünmeyin. Alabildiğinizi alın. Çünkü bu harfleri zaten daha sonra da duyacaksınız. Duyduğunuz zaman da sizde bu alışkanlık oluşmaya başlayacak. Alışkanlık oluştuğu zaman da rahat rahat bu işi yapar hale geleceksiniz. Onun için hiç merak etmeyin. Hiç kimse annesinin karnında öğrenmedi. Hiç kimse öğrenerek doğmadı bu işi. Sadece püf noktası çalışmadır. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok pratik sahibi olursunuz ve almanız kolaylaşır. Evet. Şimdi yine beşli gruplar yapıyorum. Bu arada şöyle benim hazırlamış olduğum bir dosyam var. Siz buradan göremeyeceksiniz ama bir Excel formatıdır bu. Ben ilk işe gittiğim zaman bunu sizlere bir dahaki dersimizden önce yollamayı planlıyorum. Burada gruplarımız var. 1, 2, 3 tane, 4 tane 5'li grup var. Bir Excel'e sığdırdım. Ben eğitim verirken de bu notlarla veriyorum. Siz de alırken böyle bir kağıdı alırsanız düzenli ve kolay alma şansınız olur. Çünkü yapılan hatalardan bir tanesi de şudur. Harfleri ayırdınız ama iki boşluk arasını ayıramadınız. Nerede kaldı, nereye gidiyorum diye yine eskiye dönüyorsun. Sizden ricam eskiye dönmeyin. Olduğunuz yerde anda kalın. Hani yeni tabirle anda kalın. Ve ne duyuyorsanız onu yazın. Bu gelişecektir, merak etmeyin. Evet, şimdi bugünkü ilk harf grubumuza başlayalım. Evet. Alfa. Alfa.
Alfa. Alfa. Alfa. Delta. 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 Kilo. Kilo. Pardon. 8 tane noktadır bu. Gönderirken tabii ki manipülenin şeyini, azizliğinden uğrayabiliyorum. 8 tane nokta hata yaptım demektir. Aynı grubu tekrar gönderiyorum. Delta. Alfa. Kilo. 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 Alfa. Alfa. Delta. Delta. Kilo. 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 India. India. Şimdi bunları söyledim sizlere neler olduğunu, kafanıza yerleşsin diye. Şimdi söylemeden aynı harfleri tekrar gruplayacağım. Şimdi asıl gruplamamıza geçmiş olacağız ve sizden ricam bir çizgi çekmeniz ve aşağıya doğru söylediklerimi kendi şeyinizle yazmanız. Evet arkadaşlar, 3 tane 4 3
12 tane harf grubu gönderdim. Birazdan bir daha göndereceğim. Pardon bir saniye. Ufaklığı yok edeyim. Yani araba kullanılırken araba direksiyonu böyle elde derler ya eller. Kalem kalemeye başladı. Keyifliymiş. Ufaklığı yolladım odanın dışına da. Evet, ufaklığı yolladım odanın dışına da. Kedim ortalarda dolanıyordu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaptığımız şey beşli gruplar halinde yollamak. Şimdi ben harfleri sayacağım. Sizler bana hatalarınızı söyleyeceksiniz. Aşağıya chat'e de yazabilirsiniz. Mikrofonla konuşmak istemezseniz chat'e de yazabilirsiniz ya da mikrofonu açıp da söyleyebilirsiniz. Evet. Alfa. 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 Delta. Alfa. Delta. Delta. Alfa. Alfa. Delta. Alfa. Alfa. Kilo. Delta. Delta, alfa, kilo, 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 alfa, alfa, delta, delta, kilo, 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 India, 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 alfa, India, India, alfa, kilo, Alfa, India, Delta, Alfa, Kilo, Kilo, Alfa, Delta, 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 Kilo, India, India, Kilo, Delta, Alfa, Alfa, Kilo, India, 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 Kilo, Kilo. Evet. Acaba kaç hata var almanızda? Sizlerden acaba söyleyenleri alabilirim. Hemen mikrofonları açıp söyleyebilirsiniz. 60'da 60. Arman abicim teşekkür ediyorum. Evet, Osman ben Bey, de hepsini doğru almışım. Ben tamam. Doğru aldım hepsini. Tamam. Teoman Bey? 15 yanlış var. Alfa ile India'yı uzunluğuna karar vermemişim. Karar vermeyin, ne olur düşünmeyin, yazın, yazın. Hani düşünme, düşün, düşün. Peki, şöyle söyleyeyim, boş bıraktığınız var mı? Var. Tamam. Tamam. Ben ondan sonra bitti zannedip boş geçtim. Tamam, okey, tamam, çok güzel. Başka? Bir hata var burada. Çok güzel Murat Bey. Başka? Benim de 16 yanlış, 2 de boş. Peki, hangileri yanlış, hangi harfler yanlış? Kiloyla delta. Tamam. Peki. Başka söylemek isteyen varsa alayım. Bilse devam edeyim. 10. grupta 3. delta'yı ki 3. harf kiloydu delta olarak almışım. Tek hata mı benim de? Hiç miyim değil. Hiç miyim değil. Arada da galiba 2 tane düzeltme yaptık. Doğru mudur hocam? Doğrudur, doğrudur. 2 tane orada nokta gönderdim. Muhsin abi bir şey söylüyordun. Ya ben söyleyecektim. Benim bir bakalit kokusu yandı. Oraya gittim geldim ama şöyle bir şey oldu. Çok şaşırdım. Alfa ile şeyi karıştırıyorum. India'yı karıştırıyorum. Yani ben de bayağı bir çalışmışlığım var tek başıma ama. Evet, evet. Yani şeyde bir, arka arkaya gelince orada çok basit bir şey esas. Mesela K ile D'yi karıştırmıyorum. Onları nasıl karıştıklarını anladım şu anda arkadaşların. Fakat bende de bir şey var. Bir zayıflık var. İ ile India ile Alfa'yı karıştırdım. Çok ilginç. Abi çok normal. Çok şimdi yeni başlıyoruz. Bir şey yapıyorum. Bunlar normal şeyler. Bakın yazarken bazen yarışmada bile karıştırıyoruz. Yani ben adama 3 kere çağrı işaretini yazdığımı biliyorum. Çünkü bu ya bazen elimiz olmuyor. O normal olabilir. Ben 3 kere dinliyorum herifi. 5 kere tekrar ettiriyorum. Hele ki şey varsa. Coşkun Bey. Çok hata yapmışım. Şöyle ben çalışırken Morse Machine diye bir şey yaptım. Çok yavaş hızlı çalışmışım. Ondan Hayır. dolayı şu anda onu 23'e çıkarmam lazım. Morse Machine'de de evet. çalışacağım. Ama aradaki farkı anladım yani. Burada şeyde çizgi veya noktaya bakmadan sadece tonla, nota gibi şey gibi
A gibi, E gibi, yani ses kaldırmamız gerekiyor. Evet, hatta buna şey diyorlar, buna biraz da müzik kulağı diyorlar. Yani internette de müzikle gönderilen Morse şeyleri var. Yani ben çok ilgilenmişim. Çok da güzel bir bataryanın gönderdiği bir sunum var. Çok güzel. Ama evet, bu bir ritim, bu bir müzik. Yani nokta çizgi değil. Evet. Söylediğinde çok haksın Muhsin abicim. Lütfen belli bir hızın altında çalışmayın. 23-25 BPM arası. 23 gayet iyidir. 23 BPM'in altında çalışmayın. Şimdi peki çalışmayın diyorum. Hiçbir program yok bunlarla ilgili. Var. Ben şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. O zaman tabii ki simge durumuna küçültemiyormuşum. Bunlarla ilgili programlar var. Morse programları. Hatta bir tanesi nedir? Söyleyeyim. CW Player Exe diye bir şey var. CW Player Exe bulabilir misiniz bilmiyorum. Eski bir programdır. Bu benim söylediklerimi aynı bu öğretim tarzında orada da bulabilirsiniz. Öğrendiğiniz harfleri kendinize referans alırsanız çok daha hızlı gidersiniz. Bir de Morse Code Learning var. Bunların şeylerini yine biz mail olarak yollarız size. Hem programların linklerini mail olarak yollarız. Oradan indirip çalışabilirsiniz. Ve çalışmanızı istiyorum zaten. Çünkü tek sadece haftada bir günden olmayacak. Volkan'cığım devam et. Efendim bu iki programı AMPR bağlantısı olan dostlarımız kısa bir süre içerisinde oradaki storage'dan indirebilecekler. Şimdi bu ne demek? Çok ortalığı karıştırmayayım. Yakında Emin'le birlikte inşallah ilk AMFR network altyapısını, amatörler için olan altyapısını açacağız. Açar açmaz oraya böyle bir 5 terabaytlık bir yer bırakacağız. Orada bu programların hepsi olacak. Eskiler, yeniler. Şaka değil bu. Bunu yapacağız. Özellikle söylüyorum ki kendimi de zorlayayım. Bir an önce şu altyapıyı ayağa kaldırayım. Evet, devam. Evet, çok teşekkürler Volkan'cığım. Evet, yani diğer çalışmalar da aynı şekilde devam edecek. Şimdi ben müsaadenizi istiyorum. Bir temizlik yapayım. Yine bire size yine 12'li bir grup göndereceğim. Onu da alalım. Ondan sonra sizi çalışmaya bırakacağım. Sorularınızı alacağım. Çünkü yaklaşık bir saatte doldurmuş olacağız. Çok fazla da yormayayım ilk günden. Ama zevkli ve yapılabilir olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Volkan'cığım 2 dakika müsaade et bana. Tabii ki gelir gelmez de ilginç bir yazı var orada. Hepsini unuttum şimdi diye yazılmış. Vallahi tekrarla. Hiç çekinmeyin Cem Bey, şöyle bir şey. 1980'li yıllarda rahmetli Hüseyin abiler ve bir Alfa November Yusuf Kadıoğlu'lar. Yusuf Kadıoğlu. Yani öğrenmişliğim var ve onlu gruplar halinde sınavı da geçmişliğim de var. Üç kağıt kesinlikle olmuyordu. Koca koca televizyonda seyrederek bir de kod ediyorduk. Yani tümüyle unutmuşum. Yani ben çok kötü benim durumum şu an. Ama yavaş yavaş tekrarla gelecek. Emin olun. Volkan'cığım hemen madem öyle anlatayım. Bu yabancı dil veya bisiklete binmek gibi bir şey. Biz zamanında bunu yapmazsak zaten A sınıfı amatör olamıyorduk. Biz de mecburdu. Yani maalesef ki sınava girenler gemi telsizcileriydi. Yani hani gemi telsizci, kıyı emniyetin gemi telsizcileriydi. Dolayısıyla hani adamların abi biraz yavaş gözü seveyim, ben gemide şey almayacağım, manifesto indirmeyeceğim, gözü seveyim, ben amatörüm, ben şey yapacağım. Hani adamlar böyle gönderiyorlardı. Kendi anımı anlatayım. Girdim A sınıfa, şeyi geçtik, evet, sınavı geçtik. Aynı gün hem yazılı sınav yapıyorlardı hem Morse sınavı yapıyorlardı. Evet, yazılı sınavını okudular, yazılı sınavı geçtik. Morse sınavı olacak, tamam dedik, giriyoruz. Çünkü yazılıyı geçmezseniz Morse'u almıyorlar. Girdik. Hatırı sayılır bir abimiz geldi. İyi de gönderdi, sıkı gönderdi yani. Ne kadar çalışmış olursam olayım, bir harfle kaçırıyorum. Bir harf. 80 mi ne almam gerekiyor, alamıyorum. Şu anda kendisiyle bütün ilişkilerimi koparmış olsam dahi
Sayın Tiyabir bir Eko sınav komitesine girdi ve dedi ki arkadaşlar ben inanıyorum bu arkadaş çalışacak, amatör bir arkadaştır, çalışacak dedi. Ve onun yüzünü eskitmemek için ben mikrofonları söktüm o gün arkadaşlar. Ben mikrofonu o gün söktüm. Hatta yani çok uzun zaman mikrofonum olmadı. Çünkü sadece CW çalıştım. O vermiş olduğu, onlara vermiş olduğu sözden ilgili. Bir saniyenizi rica edeyim. Öyle çok anekdot var ki. Yani öğrenmişiz, bayağı da yollamışız, almışız. Ama işte bugün unutmuşum. Yine gruplara aldım. Yani çok da kötü değil ama bakalım yeniden geri gelecek inşallah. Biraz evvel Emin'in de söylediği gibi İstanbul için yarışmalar muhakkak düzenleyeceğiz. Sonra gelen talebe göre başka bölgelere de bakarız ama o biraz meşevkatli. Yani atacağız eşyaları, gideceğiz bir bölgeye. Duruma göre bu yaz çok eğleneceğiz, onu söyleyeyim. Çok istek de var. Hem VHF, UHF yarışmaları için güzel bir yer bulduk. Hem de HF yarışmaları, CW yarışmaları için. Böyle çadırlarınızı hazırlayın derim ben size. Evet Emin'cim, Mike sende. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi şu grupları da bir gönderelim. Ondan sonra soruları alalım. Çok da sizleri tutmadım zaten. Saat 20 var. Evet, yine aynı harfler üzerine yürüyoruz arkadaşlar. Yine aynı harfler üzerine giriyoruz. Yine 60'lı grup göndereceğiz. Evet, okumak isteyen var mı arkadaşlar? Şimdi öyle alayım bakayım bir. Teoman Bey, okuyun korkmayın. Evet, ben okuyabilirim. Evet, tamam. Osman Bey devam edin, Teoman Bey alacağım. Delta, kilo, alfa, kilo, India. Evet. Alfa, kilo. O harfi alamadım, ses bozuk geldi. Tamam. Kilo, delta, India, alfa. Evet. India, alfa, kilo. Evet. India, kilo, delta, alfa. Alfa, kilo. Kilo, alfa, kilo, India, alfa. Kilo, delta, alfa, India. Delta, kilo, India, alfa. Sıfır hata. Teşekkür ederim. O bir harfi alamadım şeydeki. Ne, ses bozuk geldi. November miydi oradaki? Araya gireyim. November'de herhalde değil mi? Yok. İkinci satırın dördüncü harfi çaktırmadan en oldu ama fark etti. Ne verdi evet. Evet. Bazen manipüle yapıyor onu. Manipülenin hatası ama ne yapayım ben karışamam. Teoman Bey nasıl durum? Ben şimdi kaçırdım sıralamayı. Bir kez daha okuyabilir misiniz doğru olan listeyi? Tamam. Okuyorum. Delta, kilo, alfa, kilo, India. Alfa, kilo, delta, India, alfa,
India, alfa, kilo. India, kilo, delta, alfa. Alfa, kilo. Kilo, alfa, kilo, India, alfa. Kilo, delta, alfa, India. Delta, kilo, India, alfa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19'un üstündeyim şu an. Hatada mı? İyi, almada mı? Hatada. Peki hangileri hatalı tamamen? Ben mesela ne harfi aldığımı biliyorum falan. Bazılarına ne girmişim ben. Ben de diyorum ki niye ne gönderiyor? 3 tane, 4 tane yapmışım. Bakın aklınızda kalanlarla hareket ediyorsun. Ben ne harfini vermedim. İsmail Bey biliyor çünkü İsmail Bey Morse bildiği için orada ne gönderdiğimi biliyor ama neyi hiç söylemedim ben. Nereden çıktı o? Şöyle ben dediğini yapabilmek için duyduğum sesi uzunluğuna göre önce not alıyorum sonra harfa çevirme. Hayır. Bunu yapmayın. Bu hiçbir zaman ileri gidecek bir yöntem değil. Lütfen önce başta onu söyledim. Yapmayın. Alamaya olabilirsiniz ama bir müddet sonra bunu almaya başlayacaksınız. Ritim olarak düşünün bunu. Sakın nokta, çizgi ve aralık olarak düşünmeyin. Bunu ritim olarak düşünün. Çalışırken de gözünüzü kapatın. Yani bilgisayar programlarını gönderdiğim zaman bakın bilgisayardan hiç bakmadan yazın. O zaman kontrol edin karşı tarafın bilgisayarıyla. Yani bilgisayarın gönderdikleri onu kontrol edin. Sakın düşünmeyin. Noktacı boş verin, bırakın, boş bırakın, o gelecek yerine. Ama bu işin gidişatı böyle oluyor. Yani sonradan geliyor. Onun için nokta çizgi yaparsanız hiçbir yere gidemiyorsunuz. Bu hatayı yapan arkadaşlarımız bugün mors yapamıyorlar. Benzer hatalar yaptık. Eğitimler sırasındaki Yusuf Hoca, Hüseyin abi. Yani bunlar bize yaparken de bunlar gemi telsizcisiydi de. Rahmetli Teabir Alfan Oğanbır. Kocatepe muhribinin gemi telsizcisiydi. Yani 72 saat suda kalmış adam. Gemiyi bombalamışlar. 72 saat suda kalmış. Yani normal bir insan değildi yani. Onu da söyleyebilirim ama tabii onların hep söylediği. Sakın nokta çizgi düşünmeyin. Osman Bey siz de mikrofon. Şimdi bu söylediğinize katılıyorum. 2,5 yıl önce nokta çizgi olarak çalıştım ve maniple yapmaya başladım. Önümdeki bir yazılı sayfayı, bir metni Manik Bey ile beraber döküyordum. Dedim ki ben bunu öğrendim. Dinlemeye geçtim. CQ'leri bile alamaz oldum yani. Kulakla duyduğum şeyi alamaz oldum. Bu nokta çizgi konusundan kurtarmak için ara vermek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten öğrenmekte unutmanız çok gerek. Zorlandım. Evet. Unutmanız gerek. Şimdi bir de şu var. Bilinen bir metinle çalışmayın. Randomize seçin. Bilgisayarın seçtiğine bırakın. Temel kural şu, bilinen bir metinle CW'le çalışılmaz. Niye çalışılmaz? Çünkü metinde ne geleceğini biliyorsunuz. Atıyorum, Emin yazıyor. Emin'i biliyorsunuz yani hani. Orada yazdığını biliyorsunuz. Dolayısıyla o harfleri öğrenmiyorsunuz aslında. Orada söyleneni sadece geçmiş oluyorsunuz. Onun için temel kural, bilinen bir metinle CW çalışmayın. Randomize seçin harfleri. Ve burada başladığımız harflerle devam edin ama bunları çalışın. Çünkü ikinci haftada bu artacak, üçüncü haftada artacak, zamanımız yetmeyecek, bazen ben kısaltacağım. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, şöyle bir notum var önünde. Yani sadece bir sayfa, bir de son haftanınkini göstereyim hemen. Son haftanınkini göstereyim. Neredeydi son haftanınki bakayım. Evet, şurada 3 sayfa. 2 sayfa veya 3 sayfa. Çünkü artık şey yapıyorsunuz, harfler ilerlemiş oluyor. Dolayısıyla yetişmez hale geliyor. Daha öğreneceğimiz kısaltmalar var. Mesela gönderme sonu. Pardon. Kesme. Kesme. Soru işareti. Soru işareti. Ve Q kodlarının bazıları var. Özür dilerim, pardon. QRL. Bir CW göndermesine başlamadan önce mutlaka ve mutlaka frekansın boş olduğunu dinleyin. Hatta QRL mi diye sorun. Ondan sonra gönderme yapın. Çünkü
gönderme arasında adam karşı istasyonu dinliyor olabilir ve siz onu duymuyorsunuzdur. Ama siz birinin üzerine çıkabilirsiniz. Dolayısıyla şey, 3 yanlış, 3 boş Burcu Hanım. Baya güzel. Valla baya güzel yani. 4 yanlış, 2 boş. Emin'cim, bende de 2 boşum var ama şey, bak, arada kesiyor. Ama bir dahaki hafta onu yapacağım. Bu arada Diyar Kontes grupta Furkan Özen Bey'ler özellikle teşekkür ediyor böyle bir şey yaptığımız için. İnşallah Türkiye'de CW çalışan veya istasyonların artışını görürüz dediler. İnşallah. Ayrıca Mars on Earth grubumuz var. Biliyorsunuz Burak Bey'in Barış Bey'in büyüğüyle bayağı orada da şu soru geldi. Volkan mikrofonun çok kötü. Çok pardon. Bugün öbür mikrofonu takmadım da. Mars on Earth projemiz var. Orada da 66 kişilik bir aileyiz. Sağ olsun Barış Beyler ve Rıra Beylerin girişimleriyle gencecik ilkokulu öğrencilerine de bir şeyler yapıyoruz. Geçtiğimiz biliyorsunuz Tokmak Köyü'ndeki TQYY yarışmasında Rıha Beylerin kızı CW dersleri verdi okulda. Rıha soruyor. İlkokul öğrencileri de katılabilir mi? Çok mu tabii ağır? Tabii ki. Yani Volkan'cığım, ağaç yaşken eğilir. Ağaç yaş. Harika. Ve bunlar şöyle bir şey. Yani bu insanlara biz bu yaşta bunları öğretirsek bir hobisi olan insanlardan zarar gelmez. Yani hobisi olan insan sosyal olarak da bir çevreye kavuşur. Ben bunu işim gereği, mesleğim gereği, yani şu andaki mesleğim gereği dalışla da ilgili söylüyorum. Dalış sizlere yeni açılan bir sosyalleşme kapısıdır. Şu anda benim en az 5-6 tane banka müdürüm var. Çeşitli bankalardan arkadaşım, dalıştan arkadaşım. Yani daha başka hangi kapıyı açabilir? Yani daha başka hangi kapıyı açabilirsiniz? Evet, size hiçbir zaman bedava para vermeyecekler ama başınız sıkıştığınız zaman. Yani o kadar çok arkadaşımız var ki ben bunu örnek verdim. Hani şu anda burada olan arkadaşlarımız da var. Çeşitli değişik yerlerde çalışıyorlar ve bize bir kapı açacaktır. Bu sosyalleşmedir. Ve bu tür insanlar her zaman, bu çocuklar bize her zaman lazım. Onun için tabii ki gelsinler. Hani kaç ders olacak diye de bir soru gelmiş. Özür dilerim. Estağfurullah. Rica ederim. Planladığım 10 ders. 10 veya 11 ders. Çünkü ben hepsini planlamasını yaptım. Harflerini yazdım. Rakamlarını yazdım. 10 veya 11 ders. Ama arkadaşların katılımlarını kendileri çalıştıkları sürece daha hızlı geçeceğiz. Bu var sadece. Onun için bu Morse Code Learning ve CW Player Exa'yı bunun için söyledim. Bunun çalışılması lazım. Yani haftada bir saatle çok çok verimli olamayız. Kendilerinden çalışmalarını rica edeceğim. Zaten çalıştıkları zaman da görecekler. Bizim verdiğimiz harfleri çalışsınlar. Çok daha verimli. Çok daha hızlı ilerleriz. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar sorunuz var mı? Alabilirim. Ben başka göremedim şey. Emin Bey, hatam mesela ben şu ana kadar hiçbir şekilde CV işine girmedim. İlk defa burada katılıyorum. Hatayı da şimdi anladım. Ben nokta çizgi giderken bir yerde koptum zaten. Aynen işte öyle. Hatamızı anlıyoruz böyle. Tabii ki. Ya bakın diyorum. Yani hiç kimse annesinin karnında öğrenmedi bu işi. Ve çalışarak, eğlenerek, yani benim kendi şu andaki mesleğimde de şeyim eğlenerek öğrenmektir. Yani eğlenerek öğreneceğiz. Hata yapacağız. Çağrı işaretini yanlış alacaksınız. Ne olur yani, hani ucunda ölüm yok ya, yanlış aldım. Bir daha adama 5 kere tekrar ettirseniz ne olur? Çünkü karşıdaki amatör. Ben çok tekrar ettiğimi bilirim. Alamıyor, şey oluyor. Kemal abi gülüyor orada. Alamıyor, tekrar ettiriyorsunuz. Çünkü alamıyor. Amatör almak istiyor. TA da yok. Biz şimdi TA çok var. Bizim çalıştığımız zamanlarda TA çıkınca paylaşıp olurduk. Yani cihazı kapatamam. Ya cihazı kapatamam. Alıp terlik gönderirdi kafama yani. Hani tamam yeter artık diye. Çünkü kulaklıkla çalışıyorsunuz. Duymuyorum o bir şey söylediği zaman içeriden. Çok öyle azar yemişim ya. Kapatamıyorum. Adamlar çağırıyorlar arkadan. Nasıl çağırıyorlar yani? Düşünün 90'lı yılları arkada adam TA çağırıyor yani. Hani yok böyle bir şey yani. Hani tabii 80'lerin sonu 90'ların başı TA çağırıyor adam ya. TA yok çünkü havaya çıkan TA yok. CW yapan zaten yok yani. Hani şey böyle yani çok nadir insanlar var. Dolayısıyla bir zamanlar paylaşmışımızda böyle oluyordu. Şimdi
olmuyoruz. Güzel bir şey olmasın. Birçok arkadaşımız havaya çıksın. Yani ne olacak? Hiç mühim değil. Ama durum böyleydi yani. Aziz abi. Evet arkadaşlar, sorunuz var mı? Alayım başka. Evet. Az önce söylemiş olduğunuz programlar vardı ya Emin Bey. Onları, evet. Evet Osman Bey. Onların linkleri varsa onları alalım. Ben bulacağım. Volkan'a gönderirim. Mail olarak hepimize ulaştırır onları. Tamam. Onları alalım. Ben sizin bu vermiş olduğunuz dersi çok değerli buluyorum. 2,5 yıl ara verdikten sonra çok öğrenmek istiyordum. Hatta bir link attım ben. Bundan alakalı çağrı işaretleri de okuyan programda yazdım. Ama çalışmaya da fırsat bulamadım işin açıkçası. Ben özellikle bu kursun tamamını sizle beraber bitirmek istiyorum ve sonucunda da başarılı olmak istiyorum. Valla inşallah, inşallah bitiririz beraber. Volkan'a ve Barış'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fikir attım ortaya. Ya niye olmasın dediler, yapalım dediler. Ve aslında şey, biz bunu daha önce de yapmıştık. Volkan'da tabii ki aslında en büyük şansımız çok büyük bir kitleye ulaşmış olmamız. Şu anda 27 kişi var salonda. 27 kişi var. Biz yapılan o amatörce sohbetlerin çok kişiye ulaşmasında faydası var. Aslında biz burada onlardan yararlanıyoruz ki daha çok kişiye ulaşalım diye. Just Learn Morse Code. Evet doğrudur o. Bir tanesi de Tools Player. Bunun için Android falan programlar dahi var. Yani hani illa şeye gerek yok bilgisayara. Evet. Atabey göndermiş. Tamam. Okey. Muhsin Bey buyurun. Siz de buyurun. Ben Muhsin Bey'in de söylemek istiyorum. Tabii abi. Hani TA deyince çok fazla 90'larda diyordun ya. Evet abi. İçimizde ismi lazım diye bazı arkadaşlar da 70 yılında o işi yapmışlardı. Ondan sonra her neyse. Bir de şey soracağım ya. Maniple olarak nasıl bir şey tavsiye edersin? Abi manipleyi şu anda hiç kafanıza dert etmeyin. Çünkü bu ne diyeyim, bir tarz meselesi. Onu sonra açıklarım. Şu anda hiç manipleyi almayın. Çünkü dedim ya, hiç gönderme yapmayın. Çünkü eğer, şunu söylüyorum, çok açık yüreklikte söylüyorum. Dersler bitip hadi şimdi bir gönderme yapalım dediğinizde 10 dakika içinde muhteşem bir gönderici olabilirsiniz. Yani göndermek o kadar kolay. Ben bunu denedim. Yapmayın dediler. Yaptım. Evet haklısınız, gönderiyorsunuz ama bu arada başka şeyle aksaklıklar oldu. Demek göndermememiz lazımmış diye üstüne basa basa onun için söylüyorum. Hata yaptım yani. Anlaşıldı. Teşekkürler. Ama fırsatınız olur. Giderseniz ben birçok maniple gösterdim şeyde. Kendinize uygun bir şeyi, özellikle Almanya'da fuarda çok güzel manipleler vardı. Bu sene fuar gene olmayacak büyük bir ihtimalle. Yani hani ne olacağını kaçırdık ama orada var. Ama benim tarzım iambik carrier'lardır. İambik carrier'larda göndermeyi, ki o da şudur. Bu bencher dediğim modelin iambik carrier'ı. Bu bir taraf çizgiyi, diğer taraf noktayı gönderir. Ama bunun için bir elektronik devreye ihtiyaç var. Bu CW şey, ben bunu Care olarak kullanıyorum şeyde. MFJ'nin bir aleti. Ama bütün cihazlara bunu bağladığınız zaman stereo jack'la zaten bu işi görüyor. Yani sizler göndermeye başlamadan önce vericiyi nasıl çalışacağım konusunu, yani osilatörü nereden bulacağım konusunu, evet şeması bulunur, yapılır ama bütün cihazların gücünü kısın 0 watt'a. Orada zaten çalışmak mümkün. Bu carrier'ı taktığınız zaman gayet rahat çalışma imkanına sahip olacaksın abi. Yani onun için hiç önemli değil. Emin ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle abi. Bu bizim Hans'ın QCX diye bir tane aleti var. Evet. Bunun üzerine çok da ucuz bir şey o. Onun üzerine mesela practice mode var. Practice mode'u seçince hiç verici çalışmadan şey yapıyorsun. Key ile çalışıyorsun. Abi o adam çok akıllı bir adam. Biliyorum. Ben bir de şey söyleyeceğim. Hani burada reklam yapmak için söyleyeyim. Arkadaşım ama reklam için değil. Hani bu key'e takılan keyer elektronik devrelerinden daha ucuz şey var. CW adamın transceiver'ı var. Abi manyak bir adam yani. Yani o çok, ben bir inceleme fırsatı buldum. Senin kadar tanımıyorum ama hakikaten öyle. Evet. Başka soru var mı? Alalım. Evet. Yok. Volkan'cığım, inşallah ölmez sağ kalırsak haftaya yine aynı saatte 21'de yine linkini göndeririz bu haftaki şeyden. Ama lütfen öncelikle senin linkini üste koy, benimkini alta koy.
tam yeni açanlar için, daha doğrusu bir tek bir programa katılanlar için, bu çarşamba günü yanlışlıkla ben mail listemde Emin'in bugünkü linkiyle Barış'ın linki ayrıydı. Alt alta koymuştum. Bir anda buradaki derse 7 kişi doldu. Böyle güzel şeylerde yaşıyoruz. Bu kadar mı? Bir grup daha yollamayacağım mı? Bir tane daha alsaydık. Yok, hayır, yollamayacağım. Bu yemek yemek gibi, insanlar kusarlar, ben biliyorum. Ve almada düşmeye başlıyor. Düştüğü zaman da kendilerinde hata olduğunu düşünüyorlar. Bunu daha sonra yaşayacağız, göreceksin. Dördüncü gruptan sonra artık alamamaya başladım diyecek. Niye? Çünkü bu çalışmanın getirdiği bir şeydir. Onun için bunu maalesef böyle tutuyorum. İleriki zamanlarda dedim bir saati aşacak ama araya sohbetler koyarak bunu kafalarını dağıtmasını şey yapıyorum. Arada hani anılarımızı anlatacağız. Daha doğrusu havadaki kuralların bazılarını söyleyeceğiz. Hani teamüller diyeyim bunlara. Onları söyleyeceğiz. Hatta benim geçen eğitim sırasında da sorduğum bir şey vardı. Harfleri öğrendikten sonra onu soracağım. Ama şeyin başında ben bir radyo demiştim. Lütfen CNN'in jingle'ını dinleyin. CNN Türkiye'nin jingle'ını dinleyin lütfen. Bakalım fark edebilecek misiniz arkadaki şeyi? Efendim katılım için de çok teşekkür ediyoruz. İlk başta 19 kişiyle başladık. 28 pik yaptık. Biz Barış'la bunların hepsini böyle tek tek sayıyoruz. Şu anda 25 kişiyiz ki 27 kişiyle de devam ettik ve bitirdik programı. Bu programda da bir dakikalık atış serbest yapacağız. Amatörün sohbetleri bilen bilir. Efendim kaydı durduruyorum. Kayıttan sonra tabii ki atış serbest. Bir dakikalık biz bize konuşabiliriz.